Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Morbius filmini değerlendireceğiz ve sonrasında da her zaman yaptığımız gibi filme bir puan vereceğiz. Ama öncesinde bu ve benzeri videoların devamını izlemek için kanala abone olmayı, bildirimlerden yararlanmak için de zile tıklamayı unutmayın. Intro girsin, sonra hemen başlayalım. Yönetmenliğini Daniel Espinosa'nın yaptığı, başrollerinde ise Jared Leto ve Matt Smith'in yer aldığı bir film Morbius. Öncelikle filmin konusundan biraz bahsedelim. Michael Morbius bir tür kan hastalığına sahip çok zeki bir çocuk. Bu zekasını kullanabileceği okullara gider ve çok başarılı bir bilim insanı olur. Tabi bu süreçte aynı hastalığa sahip yakın arkadaşı Milo'yu hiç bırakmaz. Morbius ve Milo hastalıklarından dolayı koltuk değnekleriyle yürürler ve bu Morbius bu hastalığın tedavisini bulmaya kararlıdır. Kendi üzerinde deneyler yapar ve yaptığı son deneyde eskisi gibi değildir artık. Çok güçlü, hastalıktan kurtulmuş. Ancak yaşamak için insan kanına ihtiyacı olan biri haline gelir. Tüm bunlar bir 15-20 dakika içerisinde oluyor. Bundan sonra olacak olan şeyleri ise de aslında tahmin edebiliyorsunuz. Yani bu tarz filmleri izlediyseniz neler olabileceği hakkında çok böyle sürpriz şeyler göstermiyor size filmde. Yani Morbius'un muhtemelen kendini kontrol etmeye çalışacak olması veya peşine birilerinin düşecek olması ya da bir düşmanla karşılaşacak ve o düşmanla savaşacak. Yani bunları önceden tahmin ediyorsunuz ve tahmin ettiğiniz şeyler de filmde karşınıza çıkıyor. Ancak şöyle bir durum var. Bu tahmin ettiğiniz senaryoları filmde kötü bir şekilde işlenmiş olması işin can sıkıcı boyutu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten de çok kötü bir şekilde işlenmiş. Özellikle süper kahraman filmlerine ben kolay kolay kötü demem çünkü mutlaka bir şeyler ararım. Yani hoşuma gidecek bir şeyler illaki içinde bulurum. Çünkü gerçekten çok severim süper kahraman filmlerini. Ancak bu filmde hakikaten de hoşuma giden tek bir nokta bile yoktu. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Filmde karanlık bir ortam hakim. Buna bir şey söyleyemem. Karanlık olan ve çok güzel olan filmler var. Ama bu filmde yani sürekli bir yerden bir yere atlanıyor. Yani bir olay oluyor, sonra başka bir olay oluyor, sonra başka bir olay oluyor. Ancak bu olaylar arasında gerçekten de hani tam anlamıyla bir geçiş yok. Sürekli bir yerden bir yere atlanıyor. Hangi ara buraya geldik diyorsunuz bir anda. Yani bu açıdan senaryo gerçekten çok zayıf kalmış. Bu net bir şekilde görülebiliyor filmde. Bu film için beğendiğim ve beğenmediğim yönleri diye bir ayrım yapamayacağım. Açıkçası biraz ağır olacak belki ama yani neredeyse filmin tamamını hiç beğenmediğimi söyleyebilirim. Özellikle en çok göze batan şeylerden bir tanesi filmin kamera açılarıydı. Yani aksiyon sahnelerinde kamera sürekli bir taraftan öteki tarafa sallanıyordu. Hiç böyle bir yumuşak geçiş yoktu. Ve zaten film sürükleyici değil. Bir de kameranın bir taraftan diğer tarafa sürekli sallanması filme odaklanmanızı iyice engelliyordu. Oyunculuklarda ise Jared Leto'ya açıkçası üzüldüm. Çünkü adam Joker'i oynadı olmadı, Morbius'u oynadı olmadı. Ya yanlış seçimler yapıyor ya da süper kahraman karakterleri söz konusu olduğunda Jared Leto belli ki doğru kişi değil. Ve oyuncu da bunun farkında değil. Matt Smith'e gelince kendisi en son Last Night in Soho'da muhteşem performansıyla izlerken burada da çok kötü olduğu söylenemez. Yani en azından Jared Leto'ya göre nispeten Matt Smith çok daha iyiydi. Ve filmle ilgili açıkçası iyi bulabildiğim tek şey Matt Smith'in performansı ve ortaya koyduğu şeydi. Harikalar yarattığını iddia etmiyorum ama diğer oyunculuklar, diğer oyuncular, filmin konusu, sahneler o kadar korkunç yapılmış demek istemiyorum ama yani filmin kötü senaryosu oyuncuların performansını da öylesine kapatmış ki Matt Smith biraz daha hani hem filmin kötü adamı olmasıyla kendini biraz daha gösterebilme fırsatı bulmuş. Bunu söyleyebilirim en azından. Yani açıkçası neresinden tutsam da iyi bir şey söyleyeyim diye düşündüğünüz zaman bu film için az önce söylediğim gibi harikalar yaratmamış olsa da Matt Smith'in performansını söyleyebiliriz. Ben gerçekten çok üzüldüm. Yani çok daha güzel bir film olmasını dilerdim. Morbius çok güzel bir karakter yani. Güzel bir film yapılarak çok iyi bir şekilde ortaya konabilirdi. Ancak olmamış maalesef. Bu filme bir puan verecek olursam ben bu filme 10 üzerinden 3 puan veriyorum. Evet arkadaşlar, siz neler düşünüyorsunuz? Filmi izlediyseniz tüm değerlendirmelerinizi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca kanala abone olmayı, bildirimlerden yararlanmak için zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.